Teknokulis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut Saral. Yeni bir inceleme videosunda daha birlikteyiz. Bugünkü inceleme konuğumuz Vestel'in Turkcell'le ortak bir çalışma sonucu ortaya çıkardığı Venus V3 5020 isimli ekonomik 4.5G modeli. Bakalım bu telefon bize neler sunuyor. Venus V3 5020 5 inç ekranla geliyor. 158 gram ağırlığındaki telefon köşelerden yumuşatılmış ve arka tarafta yer verilen mat plastik tasarımı sayesinde de tek elde rahat diyebileceğimiz bir tutuş hissi oluşturuyor. 8.6 mm kalınlıktaki cihazın sağ yan tarafında fiziksel olarak güç tuşu, sol yan tarafında da ses tuşlarını görüyoruz. İlginç bir detay ise şarj ve veri aktarım noktasının alt tarafta değil de üst tarafta konumlandırılmış olması. Bu özellikle dış mekanlarda yağmur altında telefon görüşmesi yaptığınız sırada beklenmedik sonuçlar doğurabilir. Arka tarafa baktığımızda Venus logolarını, 8 megapiksel değerde ana kamera ve flash ışını görüyoruz. Hoparlör de alt kısımda konumlandırılmış. Telefonun arka kapağı açılabiliyor. Micro SIM kart ve micro SD kart girişlerinin yer aldığı telefon 3140 mAh pile sahip. Pilin üzerinde yazan Türkiye'de üretilmiştir ibaresi gözlerden kaçmıyor ve pilin çıkarılabilir olmadığını da eklememiz gerekiyor. Venus V3 5 inç 1280x720 çözünürlük sunan IPS LCD ekranına geliyor. Ekran çerçeve oranı konusunda pek iddialı olduğunu söyleyemeyiz ancak ekranın sunduğu görüntü kalitesinin de sınıfına göre iyi olduğunu belirtelim. Dokunuşlara verdiği cevaplar güzel ve farklı açılardan bakıldığında da iyi bir görüntü alıyorsunuz. İç mekan kullanımlarında sorun yaşamazken dış mekan kullanımlarında da parlaklık seviyesinin yeterli olduğunu ekliyorum. Ekran ayarlarında yer alan Miravision başlığına giderek renk sıcaklığından keskinlik seviyesini dinamik kontrasta kadar birçok ayarlama yaparak kendinize uygun en iyi görüntü modunu ortaya çıkarabilirsiniz. Ekran ayarlarıyla biraz oynadıktan sonra YouTube üzerinden açtığımız 720p videolar ekranda oldukça hoş bir sunum gerçekleştiriyordu. MediaTek'in 4 çekirdekli 64 bit 1 GHz değerde işlemcisiyle gelen ürün 16 GB dahili depolama, 1 GB RAM ve Mali T720 GPU'suna sahip. Cihaz AnTuTu'da 22.088 puan alırken Geekbench 3'te tek çekirdekte 468, çift çekirdekte de 1320 puan elde etti. Bu telefonun giriş seviyesi bir model olduğunu tekrar hatırlatalım. Testlerin ardından Dead Trigger 2 ve Angry Birds gibi oyunları oynayabildik. Venus V3 5020 oyunlar konusunda iddialı bir ürün değil ama yine de Google Play Store'da yer alan birçok oyunu oynamanıza imkan sunuyor. Venus V3'te Android 5.1 işletim sistemi var. Ara ara donmalar olsa da genellikle akıcı bir arayüz hazırlanmış. Zaten hem Vestel hem de Turkcell'in uygulamalarını fark etmek uzun sürmüyor. Turkcell TV Plus, Turkcell Müzik ve V-Market verebileceğimiz örneklerden yalnızca birkaç tanesi. V-Market adından da anlaşılacağı üzere Vestel'in hazırladığı bir uygulama marketi. Öte yandan yer verilen temalar ve bildirim seslerinde Vestel'in yine bizden dokunuşlar parolasını devam ettirdiğini görüyoruz. Mesaj geldiğinde bildirim sesini çay karıştırma sesi olarak duyabiliyor, görsel temanızı nazar boncuğu olarak seçebiliyorsunuz örneğin. Ve gelelim kameralara. Ürünün ön tarafında 5 megapiksel selfie öz çekim, arka tarafında da flash ışığıyla birlikte 8 megapiksel ana kamera yer alıyor. Vestel, hareket yakalama, gülümseme algılama, yüz güzelliği modu ve HDR gibi seçenekler sunuyor. Hem ön hem de arka kamera ile 720p videolar çekebiliyorsunuz. Çekim kalitelerine gelecek olursak yüksek beklenti içinde olmamanızda fayda var. Gün ışığında dış mekan çekimlerinde arka kamerayla tatmin edici sonuçlar elde edebilirsiniz. Aynı şekilde ön kamerada öz çekimler için yeterli sonuçlar veriyor. Ancak iç mekanlarda hele de ışık seviyesi düşükse karşılaşacağınız görüntüler sizi memnun etmeyecektir. Ve pil performansı. 5 inç 720p ekranlı Venus V3 3140 mAh pile sahip. Bu pil tek şarj ile bir günü rahatlıkla görebilmenizi hatta ikinci güne de ulaşmanızı sağlıyor. Tabi 4.5G teknolojisini aktif olarak kullandığınızda tek şarj ile ikinci güne ulaşmanız zor. Ayrıca cihazda detaylı bir pil tasarruf moduna yer verilmediğini de ekleyelim. Son sözlere gelecek olursak Vestel Venus V3 5020 başta da belirttiğimiz gibi giriş seviyesinde ekonomik model. Tek elde kullanımı da başarılı. Eğer internet benim için olmazsa olmaz diyorsanız ve 4.5G deneyimini ekonomik bir cihazla yaşamayı tercih ediyorsanız bu cihaza göz atabilirsiniz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere, hoşça kalın.